Ve lider Habibe. Şimdi senin duygularını öğrenelim. Çok mutluyum öncelikle. Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederim. Bize böyle bir güzel anları yaşattığı için. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Sendromlu çocuklarımız için İZEV Vakfı ile birlikte çok güzel bir kafeterya açtık. Tamamen aşçısı çocuklarımız olacak, servisi yapan çocuklarımız olacak. Burada bütün işletmede kendileri çalışacaklar. Dolayısıyla buradaki evlatlarımız günlük yaşamıyla bütünleşecekler. Artık evde oturmak yerine, sıkılmak yerine kendi kafeleri var ve kendi işletmeleri var. Kendi işletmelerinde yaşamla buluşacaklar ve hayatın güzelliklerinden onlar da yararlanacaklar. Binlerce teşekkürler Mustafa Sarıgül'e böyle bir imkanı bize tanıdığı için. Elimizden geldiği kadar layık olmaya çabalayacağız. Çocuklarımıza bu şekilde bir iş kazandırdığı için belediyemize ve Mustafa Sarıgül'e binlerce teşekkürler. Başka ne söyleyebilirim ki? Efendim Şişli Belediyesi'nin içerisindeki orijinal aktiviteler devam ediyor. Orijinal diyorum çünkü çok fazla örneğine rastlanmadık gelişmeler var burada. Sayın Elif Ulu ile paylaşmak istiyoruz ki kendisi aslında olayların tam da orta yerinde. Çünkü onlar çocuklara dair ve özel durumu olan çocuklara dair Sayın Mustafa Sarıgül ile çok özel çalışmalar yaptılar. İşte biz bugün Şişli'de Down Cafe'deyiz. Neden buradayız ve burası nasıl bir hizmet veriyor sizden öğrenebilir miyiz? Şişli Belediyesi her zaman olduğu gibi yine son derece öncü bir davranış içerisinde. Muhteşem bir kafeterya burası. Down sendromlu çocuklarımızın sosyalleşmesi, bir araya gelebilmeleri, aileleriyle birlikte güzel zaman geçirebilmeleri için düşünülmüş son derece orijinal bir proje. Burada çocuklar bir araya gelecekler, oynayacaklar, sohbet edecekler, anneleriyle, babalarıyla sosyalleşecekler. Onların yaptıkları bu güzel yiyecekleri satışa sunacaklar. Buyurun. Yiyecekleri, içecekleri. Hareketli ve son derece hoş bir ortam. Böyle bir projeye katkıda bulunduğu için, bu projenin yaratıcısı olduğu için Sayın Başkan Mustafa Sarıgül'ün bir kere daha tebrik etmek lazım. Sevgili Elif Ulu, biliyoruz siz de bir eğitmen olarak, bir eğitici olarak aslında buradaki çocukların özel durumlarının çok farkındasınız. Ama bu farkındalığı yaratmak için aslında bütün Şişli halkı haberdar edildi. Bugün yoğun bir kalabalık var ve bu güzel ürünler neredeyse kalmadı, tükendi. Burası şimdi, ne kadar hizmet verecek onu da soralım. Burası yıl boyunca her gün açık olan bir kafeterya. Bir kere Türkiye'de en önemli problem engelli çocuklarımızın, sıkıntısı olan çocuklarımızın aileleriyle birlikte hayata karışmada zorluk çekmeleri problemi. Bu çocukların eğitim hayatı içerisinde ya da sosyal hayat içerisinde çok daha fazla yer almaları lazım. Bizim onları kendimizden hiçbir zaman ayrı tutmamamız lazım. Kendi çocuklarımızla ayrı bir yere koymamamız ve onları hayatımızın içinde belli bir yerde bulundurmamız lazım. Dolayısıyla çok önemli bir proje, son derece doğru bir proje, farkındalık yaratacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Efendim şu an içinde bulunduğumuz Down Cafe aslında çok örnek, hatta ne diyebiliriz, bu ilklerden birisi. Evet. Ama Kahraman Erol yanımızda olunca bunu söylemek çok kolay aslında. Evet. Efendim şunu biliyorum ki Şişli halkı hakikaten son derece şanslı. Siz çok özel şeyleri burada ilk uygulayanlardan birisiniz. Hem bir sosyal hizmet uzmanı olarak hem de özel durumu olan bu çocukların çok farkında olarak aslında bu güzel ortamı yarattınız. Sayın Mustafa Sarıgül'e ve size öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ve burayı biraz bize anlatmanızı istiyorum. Burası Down sendromlu çocukların işletmeciliğini ve çalışma ekibini
oluşturan bir mekan. Burada tüm çalışanlar davullu çocuklar. Çünkü bu çocuklar evlerinde herhangi bir işi olmayan, mesleği olmayan ve ailelerine zaman zaman da üzüntü, sıkıntı yaratan çocuklardı. Ama burada bu çocuklarımız hayat buldular. Çalışacaklar, üretecekler ve kazandıkları tüm parayı da kendi ailelerine ve kendi ihtiyaçları için kullanacaklar. Şişli Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül, inanıyorum ki çok yakın zamanda bu kafeden sayısını çoğaltacak ve daha merkezi, daha müşterisi bol olan bir yerde bu merkez açacaktır. Artık davullu çocuk sahibi aileler kesinlikle çocuklarını evde tutmasınlar, bu merkezimize getirsinler, kafeyle buluştursunlar. Bu kafe onların geleceği, ışık kaynağı, hayat buldukları bir merkezdir. Tüm İstanbulluları, tüm Şişlileri bu merkeze, bu kafeye gelerek davullu çocuklara destek vermeye çağırıyorum. O kadar hoş bir mekandayız ki aslında buradaki herkesin yüzü büyük bir gülümsemeyle dolu. Bizi de gülümsettiler onlar. Bu özel arkadaşlarımıza ben tek tek merhaba demek istiyorum. Gürsoy. Evet hocam. Sen bir anlat bakalım, ne yapıyorsun burada? Ben burada bir işe başlamak için istedim. Çünkü garsonluk, hep biz her hafta garsonluk yapıyoruz. Sarıyer'de de garsonluk yapıyoruz. Her hafta Sarıyer'de garsonluk yapıyoruz. Nasıl işler? İşler iyi yani. Para kazanıyor musun? Evet hocam. Yaşasın. Evet hocam. Peki burada bu arkadaşlarınla olmaktan mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Yani ben burada bu arkadaşlar burada olmak için çok mutluyum yani. Benim için yani çok mutluyum yani. Ne güzel Gürsoy. Ellerine sağlık. Çok güzel şeyler ikram ettin. Bir de Begüm'e dönelim mi? Begüm. Peki. Ulus'ta oturuyorum. 7'ye geçtim. Ben başladım okula. Okula başladın. Peki burada ne yapıyorsun Begüm? Tebrik yapıyorum. Ben odaya topladım. Bir tebrik yapıyorum. Şahane. Şimdi de seni tanıyalım bakalım. Adını söyler misin? Unuyordum ha. Onu sen neler yapıyorsun? İşte Nankırk'a geldim. Nankırk yapıyorum. Bize ikramlarda bulundun mu? Evet. Ne güzel yaptın. Deniz arkadaşın mı? Evet. Deniz'e de bir merhaba diyelim. Deniz, ne kadar güzel bir önlüğün var. Sen neler yapıyorsun? Ben burada seneye haftanın bir günlü garsonluk eğitimi yapacağım. Servise. Servisleri sen yapacaksın yani. Seneye. Seneye. Peki bu sene ne yapacaksın? Bu sene de yaptım. Bir gün çalışmak sana yetiyor mu Deniz? Evet. Gün. Aferin Deniz. Çok... Bir gün çalışacağım burada. Deniz, çok teşekkür ederim. Seneye ben de seni ziyarete geleceğim. Anlaştık. Tamam. Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederim bu ayı açtığı için. Seneye bir gün bu aya çalışmaya geleceğim. Tanıyalım Gülfilan Hanım ve ardından da bu Dam Kafe'nin oluşumu hakkında sizin güzel görüşleriniz. Gülfilan Övünç, Sarıyer İzev Bağımsız Yaşam Evi Mesleki Eğitim Kursu'nun okul müdürüyüm. Aşağı yukarı 20 yaş üzeri 43 çocuğa eğitim hizmeti veriyoruz. Bunun biraz öncesinden bahsedeyim isterseniz. İZEV 89 yılında vakıf olarak yapılanmış ve engelli çocuğu olan mütevelli heyetin okul bulamayışından dolayı vakfı kurmasıyla oluşan bir kurum. Daha sonra ilk öğretime destek vererek çocukların akademik eğitimini tamamlamaları sağlandı. Fakat ilk öğretimi bitirdikten sonra en büyük sorunumuz, Türkiye'nin en büyük sorunu istihdam söz konusu oldu. Çocuklarımız, gençlerimiz yetişkin hale geldi ancak bunların istihdamı ile ilgili bir açık ortaya çıktı. İZEV bununla beraber 2007 yılında İZEV Bağımsız Yaşam Evi Meslek Eğitim Kursu'nu açtı. Burada çocuklarımız anne babaya bağımsız yaşantılarını sürdürebilecekleri, yaşamda onlara lazım olan her şeyin eğitimini alıyorlar. Turizm Otelcilik Okulu'ndan stajyerler aldık, biz stajyer yolladık. Öğretmenlerimiz bu konuda eğitim aldılar, kurs aldılar ve çocuklarımızı yetiştirmeye başladık. Burada gördüğünüz hizmetleri yapan çocukların her birinin 4 yıllık bir deneyimi var. Bu deneyimi yaparken de bizim eğitimde çocuklara yaparak, yaşayarak eğitim vermek çok daha kaliteli oluyor. Aynen.
okulumuzun bütün hizmetlerini çocuklarımız görüyor. Bu işte açık ortaya çıktıktan sonra bizim yönetim kurulu başkanımız Tarhan Bey Şişli Belediyesi ile görüşerek böyle bir kafenin oluşumunda destek verdiler ve burası da açıldı. Açılacağını duyan velilerimiz, şu anda gördüğünüz çalışan hanımlar hepsi veliler. Profesyonel anlamda hiç kimse yok. Tamamıyla gönüllü katkısıyla olan bir kurum. Onlar bütün hazırlıkları yapıp çocukların, çünkü onların da en büyük hayali buydu. Çocukları iş sahibi, meslek sahibi olabilecekler mi? Bu onun ilk adımı ve onlar için inanılmaz bir sevinç. Sevgili Gülfedan Hanım, aslında bugün bize anlattığınız şeyler son derece örnek. Sayın Mustafa Sarıgül'ün de katkılarıyla şüphesiz ki bu Down Cafe çok ciddi anlamda hizmet verecek. Evet. Çocuklar burada maaşlı eleman olarak çalışacaklar. Örnek teşkil etmesini diliyoruz. Son olarak sizin bir mesajınız varsa onu da iletelim. Benim mesajım toplumda duyarlı olan herkesin bu konuya destek vermesi, belediyelerin bu konuya destek vermesi. Gerçi iş adamları destek veren kişiler var ama örnek teşkil ederek bir de şunu istiyorum ben. Destek veren iş adamları birçoğu gizli tutuyorlar. Bence gizli tutulması gerekmiyor. Örnek teşkil etmesi için açıklanması gerekiyor. Çocukların yüzündeki memnuniyeti gördünüz, annelerin yüzündeki mutluluğu gördünüz. Bu çocuklar var. Sadece farklı gelişiyorlar. Herkesin birbirinden farkı var ama birbirimizi olduğu gibi kabul ediyoruz. Onları da kabul edersek sevgi dolu bir dünyada yaşayabiliriz.